بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. به نام خدای رحمان و رحیم. بشمار حمد و ثنای قلب و جان، حمد دین بوی خالقی که اونو مکان، وی به انسان با یزانین با کرم، بند نو هم حکمت و علم و قلم، اول و هم آخر رب عظیم، هم علیم و هم کریم و هم رحیم، مالک افلاک و اسمان بحر و بر، رازق جمله عین روح دبر، هم تمام آنین وجود و قدرت، جن و انسان وی به اسم رحمت، نعمتا خوش امکرین که مسلمان، هم محمد سرسری مکرشوان، خوی هدایت دام قرآن کریم، رهبری چونا صراط مستقیم. شاشنکی مجوی ریات آخرتی تاهرین امناب جنان و جنتی پنجه عشق و جان و دل با خوش کلام هر ببین السلات و السلام السلات و السلام علیکی یا رسول الله السلات و السلام يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا نبي الله لو كتزر عرض واسمانا تمام جزم لبو فشتر جوي خذي مقام ام بخطرنا بوي شفو ندم عرض عالم روج عالم هي وشام ويسعى بجي مدن بوبي قبر كي محمد نذكر ولكر نذر قنج عالم مصطفى يبي بما افتخارا متبايا هالزمان لو محمد خوش حبيبي ذو الجلال صاحبي اكرام وقدرك فر كمال الجبوي مسكين وجارة فرقلك ترحلون بوبي قدر قنجي فلك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك Sevgili Peygamber sevdalıları, Hazreti Fahri Kainat Allah'ın emri ile akrabasını, yakınlarını dine davet ederken Hazreti Ali'ye diyor ki git çağır, akrabalarımı çağır, amcalarımı, dayılarımı, halalarımı, teyzelerimi çağır. Ben ona Allah'ın emriyle dini onlara tebliğ edeyim diyor. Onları çağır, amcasının evine getirdiği zaman ortaya bir tas yemek koyuyor. Önce kendisi yiyor, sonra buyurun yiyin diyor. Herkes o tastan yediği halde bir eksilme vuku bulmuyor. Tam da kalkıp Allah'ın dinini yakınlarına tebliğ ederken orada Ebu Leheb kalkıyor. Bakın yeğenim bizleri sihirledi diyor. Bakın Ebu Leheb neden daha peygamberimiz Allah'ın adını kendisine anlatmadan önce, Allah'ın dinini kendisine anlatmadan önce hemen alelacele kalkıyor ve yeğenim sizi sihirledi diyor. Siz bunun hikmetini biliyor musunuz? İşte muhterem peygamber sevdalıları, ben tam da bu husustan itibaren konuşmak istiyorum. Mekke şehri o gün aynı
zamanda bir Sitte devletidir. Bu Sitte devletinin başında Ömer bin Hişam fakat kendisinin özelliklerinden dolayı Fahri Kainat'ın kendisine koymuş olduğu o meşhur isim, yani o devletin başkanı Ebu Cehil'dir. Bakın bu düzen, düzenin de ne olduğunu hemen size söyleyeyim. Düzen hepinizin çok iyi bildiği şark demek. Düzen dezgah demek. Düzen birilerinin kendi çıkarlarını korumak için başkasının üzerine kurduğu tahakküm demektir. İşte o Sitte devletinin illeri gelenlerinden, yani o ranttan pay alanlardan bir tanesi de Fahri Kainat'ın amcası Ebu Leheb'tir. Tabii ki orada Fahri Kainat'ın Allah'ın